Evet, 3 Ekim 2016 ve burası Çorum, Göcenova Köyü'ndeyiz. Göcenovacı Köyü'ndeyiz ve Alaca yolu üzerinde olan bir köyümüz. Tabi aradan girmek lazım. Ve rekor gelişim ürünümüzü 2015 yılında Haziran dikiminde tüplü olarak diktiği Fernor cinsi ceviz ağaçlarında kullanan ve yaklaşık 1300 rakım, 1280-1300 rakımdayız şu anda. Sayın Abdullah Şanlı beyefendinin bahçesindeyiz. Abdullah Bey, çok teşekkür ederiz bahçenizi gezdi. Toplam kaç dekar bahçeniz Abdullah Bey? 23 dekar. Burası atılmayan yer. Öncelikle burası kaç dekar atılmayan yer? Burası 4 dekar. 150 ağaç var. 130-150 ağaç var. Evet efendim. Rekor gelişim, bunu da kullanmadık. Diğer iki bahçeniz var, oraya da gideceğiz şimdi. Rekor gelişimle nasıl tanıştınız? Ne kattı? Aradan malum bir 6 ay geçti, şu an izledik baktık haliyle. Bir anlatır mısınız nedir durumlar efendim? Topraktan başlayarak. Şimdi toprak yapısı aynı. 400 metre mesafede 3 bahçe. 3 bahçe, evet. Toplam 700 ağaç var 3 bahçede. Evet efendim. Bunun 600 ağacını rekor gelişimi attık. Ama peyderpey attık. Evet efendim. Rekor gelişimi attığımız ağaçlarda pişme olayı ve gelişim daha olgun. Daha olgun. Şu ağaçta gördüğümüz... Pişme nedir? Bir açıklar mısınız efendim? Bu atılmayan ağaçlar bunlar. Bu rekor gelişimi almayan ağaç. Evet. Bu ağaçta gördüğünüz gibi her tarafı yemyeşil. Yaprak araları çok kısa. 4 Ekim'deyiz şu anda. Burası 1300 rakım, evet. Rengi değişmedi. Değişmedi. Yemyeşil. Yani önümüzdeki bahara bu ağacın hazır olmadığını tahmin ediyorum. Dondan zarar görebilir diyorsunuz. Dondan zarar görebilir. Daha çok zarar görebilir yani. Don çünkü derecesi yüksek olabilir. Hepsi zarar görebilir, ayrı konu ama. Burası yüksek olduğu için. Evet efendim. İster istemez kız burada çetin. Evet, toprak nasıl oluyor rekor gelişimle efendim? Toprağı şimdi sürdünüz tekrar. Şimdi rekor gelişim attığımız yerde topraklarda yarılma olmuyor. Yarılma olmuyor. Sadece attığın bölge yarılmıyor. Çevresinde yarılma oluyor ama. Evet. Attığınız yerde olmuyor. Bunların köklerinin dibinde yarılma olduğu için. Evet. Çapalı, onu göremezsin. Evet. Evet. Yarılma olduğu için biraz daha gelişimi, hava aldığı için yavaşlıyor. Peki atmadığınız yerle attığınız yaprak kalitesi nasıl peki? Yani genel olarak, canlılık olarak. Şimdi burada yapraklar açısından... küçük ve erken sararmaya başladı. Evet. Solgun renkleri. Evet. Ama öbür taraflardaki renkler daha canlı. Evet. Buradaki gibi sararmış ceviz oranı çok düşük orada. Evet. Şu şekilde bu boya gelmiş kaç ağacınız var o tarafta? Bu tarafta 150 ağaçtan. 150 ağaçtan 30 bilemedin 40 ağacımız bu boylarda. Bu boylarda ama çiğliğe bakalım yani, bakın. Hiçbir ama olgunlaşma yok yani, kızarma yok. Kızarma yok ve zarar görecek. Baharın neyle karşılaşacağımızı bakın, bilmiyorum. Şu yeşil halen bakın, şu sol taraftaki dalı, şu sağdaki dal değil o sopası. Evet, yani bu şekilde. Şuralara dikkat ederseniz gelişmeyi buralardan da gözü yok. Oralarda bunlar 2 santim, 1,5, 2 daha santim, iri. 3 santim olanlar peki, var. Peki göz boğum aralığı nasıl orada? Yani burayla şey arasında? Burayla oranın arasında 150 fark var. Göz boğumları daha sık orada. Tabii daha orada sık daha, yani. Daha şey. Daha sık. Bakın bahçeyi şuradan çekiyorum. Bahçenin 30-40 tanesi 150 ağaçtan şey ama çoğunluğunda şu boylarda. Bakın bir boyu ölçelim, kıyaslaması yapalım. Buyurun şöyle efendim. Zaman geçiyor hala. Şöyle bakın. Bu boyda. Bu boyda ve çoğunluğu bu şekilde. Bahçe bakın çekiyorum. Burası kaç dekar efendim? 4 dekar. Ve sararma çok daha fazla burada. Çok daha koyu sararma var burada şu anda. Ve yaprak hastalıkları da olan şey kısmı daha fazlamış. Peki şunu soracağım. Siz iki parti aldınız rekor için. Neden iki parti aldınız? Denemek için aldım. Ben ilk aldığımı kullandık. 15-20 gün bekledik. Bir hareketlenme, değişiklik evet. Var mı diye. Evet. Sonra ikinciyi aldık. Evet. Bir ay önce attığımızda yani ikinci atmamızla birincinin arasında bir ay gibi zaman geçti. Evet. Gözle görülür fark vardı. Hemen daha sonra diğerini attınız. Diğerini attık. Peki buraya niye yapmadınız? Buranın mevsimi geçtiydi. Gelişme mevsimi geçtiği için atmaya ihtiyaç duymadık. Anladım. Anladım o şekilde. Ağacın gelişme mevsimi geçtiği için gereksiz. Bakın şu bölgeye geziyoruz. Bakın ağaçların hali ortada şu an. 2 yaşında ağaç bunlar neredeyse. 1,5 yaşında, 2 yaşındaki şeyler. Görüyorsunuz ve son derece sürgünler zayıf. Halen de çiğ atlar. Yani hani sarardı da sanmayın ki böyle aşırı. Kuruyup da sararma aşırı, değil ya. Tabii yani aşırı böyle bir bakın halen bakın birçok yer şey daha halen yeşil duruyor yani. Dolayısıyla olgunlaşmamış. Hemen atılan yerlere geçelim efendim. Bakın burada bahçenin genel hali budur. Burası 2 yaşında 1,5 yaşında bir ceviz bahçesi. Rekor gelişim kullanmayan bahçe ve Sayın Abdullah Bey iki bahçesi var. Birisi yine aynı böyle doğuya bakıyor. Diğeri de öbür tarafa bakıyor. Yani ikisinden de aynı sonuçlar var. Yani sadece bahçenin konumları da farklı oldu da şöyle oldu değil. Birazdan arabaya hemen bineceğiz.
Bir dakika oradayız. Durum böyle. Yani toprak çatlaması Abdullah Bey çok çok önemli konudur abi. Topraklarımız kirli haliyle. Bugün toprağın çatlaması demek verim kaybı demektir. Tabii. Bu sadece ceviz için değil, bütün bitkiler için, patates için geçerli, domates için geçerli. Burada yetişen diğer her türlü kirazdır. Her şey için bu konu önemli haliyle. Evet efendim, buyurun geçin. Toprak yarıldığı zaman mahsul. Evet. Diye düşüyor işte. Düşer efendim tabii ki. Düşer. Hemen atılan yerlere geçelim şimdi. Burayı ben çekeyim. Öyle giderken. Ha giderken tamam o zaman. Şöyle geçiyoruz. Arabaya bindik. Kesme elimi döydü şey yaptım. Evet. Evet şurada araba ben 2 dakikada. Yaklaşık 250 metre. Evet evet. İki bahçenin arası. Tabii tabii. Daha kolay olsun diye. Geliyoruz bahçeye. Evet. Kemerleri takmadığınız için ısıyor halde. Mesafe. Evet, şurası bir tane bahçesi. Sağ taraf bir tane diğer bahçesi. Turlaklayın. Evet, geliyoruz bahçeye. Geldik bahçeye. Şurası bahçenin birisi, diğeri de burası. Abdullah Bey, orada bir de dalgalardan bahsettiniz. Yani orada ağaçların çok dengesiz, farklı farklı boylarda olduğundan bahsettik. Evet. Gelelim efendim. Şimdi burada atılan bir yer. Burası rekor gelişimin atıldığı yer. Evet. Bir yaprak hastalığı var mı öncelikle? Onu sorayım ben size. Yaprak hastalığı var mı? Burada yaprak hastalığı yok burada. Yapraklar daha koyu. Hem mevsimin şeyine göre sararma var. Sürgünümüz ama ne kadar daha fazla? Sürgün aralarını görüyorsunuz. Oradaki arayla buradaki arayı görüyorsunuz. Daha kısa bu aradaki. Tabii. Evet. Daha kısalar burada. Görüyorsunuz şurada. Evet. Bu umarım. Peki pişmişlikten bahsettik. Şu rengi bir çekelim. Şöyle hem ışığı, gelelim hem de pişmişliği alalım. Tamam buyurun efendim buyurun. Evet. Geziyoruz şöyle. Sağ olsun Abdullah Bey. Çok ayrıntıları bilen birisi. Evet buyurun efendim. Bu benim boyumda bir ceviz. Keskin boyunuzdan. Boyumdan uzun da. Evet evet. Bundaki pişmişlik oranı aşağı yukarı ağacın %90'ına ulaşmış. Ve ağaç büyük bir sürgün vermiş. Tabii büyük bir sürgün verdiği için pişmişlik oranı daha şey. Çok daha yüksek yani kahverengi parlak. Gerçek ceviz rengini almış. Ceviz ağacı rengini almış yani. Yani bu pişmenin bu olması lazım. Tabii ki tabii ki tabii ki. Burası ilk rekor gelişimi kullandığımız yer. İlk kullandığınız yerde daha iyi sürgün aldınız. Tabii. Burada evet. En kısa ceviz gördüğünüz bu. Gördüğünüz bu bakın. Oradakilerin çoğu bundan daha kısa yani. En kısalarından bir tanesi bu burada evet. Evet. Evet efendim şöyle geçiyoruz. Geliyoruz böyle. Evet buyurun. Genel olarak baktığınız zaman bakın burada. Ucuna kadar pişmiş yani. Biraz evvel orada bu şeyleri göstermiştik. Evet efendim nedir o? Daha iri, daha kabarık gözler. Daha kabarık, daha uzun oradakiler. Daha kabarık. Ve canlı. Daha canlı. Canlı canlı. Çünkü niye biliyor musunuz? Bakın Abdullah Beyciğim ya burada gördüğünüz dal daha canlı, daha kahverengi olmuş yani. Tabii ağaç yani, her şeyden. Ağaç olmuş yani. Kışa hazır ağaç. Yaprak yeşil yani. Olduğu halde görüyorsunuz ağaç daha kavruk ya daha canlı. Yani daha kahverengileşmiş yani, odunlaşmış yani. Ama halen yeşiliz. Ağaç yeşil yaprakları. Öyle hani şey değil. %80'i yeşil. Evet, evet. Ceviz mesela tamamen yeşil ama. Gel buyurun bakalım. Tamamen yeşil. Hadi bakalım. Görüyorsunuz pişmişliği göreceğiz şimdi. Şimdi yine orada da baktık. Burada yaprağa tabii baktığın zaman burada yaprak canlı canlı duruyor. Canlı canlı duruyor ama nasıl şey renk? Renk işte rengi cevizin. Gövde rengi. Rengine bakalım. Tamamen olgunlaşmış. Evet. Sürgün aralarını gördüğünüz gibi. Boğum araları. Boğum araları daha uzun. Göz boğum araları daha. Ve şu gördüğünüz canlı da görüyor musunuz? Kahverengi parlak canlı. Sanki vernik atılmış gibi yani. Verniklenmiş hazır kereste ceviz gibi. Yani bunları hazır böyle ceviz. Bakalım bütün böyle olgunlaşmış ağaçlara bakalım. Yani görüyorsunuz. Bir bahçeyi genel çekeyim şöyle. Burası kaç dekar bu arada? Burası 6 dekar. Görüyorsunuz o bahçeye göre dağlar kadar fark var. Ağaçların %80'i aynı. Tüplü dikim. 2015 Haziran dikim burası. Evet buyurun. Evet. İşte ağaçtaki canlılık, renkler. Evet. Görüyorsunuz odunlaşma yine son derece güzel şekilde olmuş halde. Dolayısıyla bir yeni çıkan sürgün olayı yok yani haliyle. Evet. Tabii.
Bahçemizi çekiyoruz şimdi, böyle. Evet. İşte öbür tarafta baktık, bunlar ağacın gövdesiyle bitişik. Bitişik gözlere diyorsunuz, evet. Gözler bitişik. Çıkıntı bayağı bir çıkmış yani. Ya yani 2 santim çıkıntı yapmış. Çıkıntısı var. Yani buradan bile her şey belli yani. Renk nasıl yaprak, bu arada? Renk? Yaprak aralarına bak. Evet, renk nasıl renk? Gövde rengi. Gövde rengi %85-90'a yakını olgunlaşmış. Olgunlaşmış. Ve halen yaprak yeşil olduğu için de halen pişecek yani. Olgunlaşma şansımız var. Tabii. Da olgunlaşabilir. Peki size bir soru. Yani bu ağaç yapraklarını dökmeden böyle gövdesi pişmese ne olur efendim? Bahara çıkmaz bunlar. Baharın o... Ne olur baharda? Baharın soğukta yanacak bu ağaç. Çünkü yaş yani. Odun değil yani. Odun olmadığı için hali. Odun olmadığı için. Cevizin de özü zayıf olduğu için. İçi boş olduğu için yaş olanın. Yani içi dolu değil çünkü. Su yani. Su başka bir şey değil hali. Donacak, su da donacak. Dolayısıyla peki buradaki sulamaları ne yapıyorsunuz? Yani sulama saati zamanı nedir mesela? Burada sulamayı 10 gün, 15 günde bir. Evet. Yaklaşık 2 saat su akıtıyor. Tam en son suyu ne zaman verdiniz? En son suyu 8. ayda verdim. 8. ayın 10'u gibi. 8. ayın 10'u gibi verdiniz, evet. Bu arada Eyüp Bey'e de buradan selam söylüyorum. Kendisi de rekor gelişimi satın alan kişidir Eyüp Bey. Sayın Abdullah Bey'in oğludur. Eyüp Şanlı. Kendileri de müsait olamadılar, gelemediler ama bahçesi oldukça güzel. Yani farklar burada haliyle. Görüyorsunuz gene. Ağacımız. Olgunlaşma. Yemyeşil ağaç. Ağaç benim boyumda aşağı yukarı. Parmağımı tuttuğum yerden evet, alt evet. tarafı evet. olgunlaşmayı tamamlamış yani. Peki Abdullah Beyciğim, sormuyorlar mı? Yani bu iki bahçede sizin niye bakmıyorsunuz demiyorlar bu tarafa. İster istemez. Şu gözünüzü bir çıkartın da insanlar da bu daha yakışıklı halinizi görsün şöyle. Burayı rekor gelişimi ben ilkini aldığımda inanmıyordum. İnanmıyordunuz. Net söylüyorum yani. İnanmıyordum. Evet, inanmıyordunuz. Böyle bir şeyin olacağını. Oğlum evet. ısrar etti, aldık. Evet, evet. Buraya kullandık, ondan sonra öbür bahçeye de aldım. Yani. Evet. Ama bir ay var arada. Bir ay içerisinde fark etti. Ama burayla da orası arasında gene fark var yani. Orası orada, geç verildiği için. Orada kesin fark var. Biraz daha geç verildiği için oraya. Mevsimin sonuna yaklaşırdı. Tabii burayla orası arasında bile fark var yani. Anlayacağınız bir ay bile erken kullandığınız için avantajlısınız yani. Bura biraz daha avantajlı. Tabii bakın orada. Bir ay bile bakın ben burayı çekiyorum. Yani o tarafta atılmayan bir yerde hiç şu sıra var mı? Şöyle bir hiza var mı? Yok. Hiçbir şekilde şu kalite yok yani. Evet. Çap çanlı. Şöyle baktığın zaman burada 3-4 tane bilemedim. 10-15 diyelim kısa çıkan onlar da kış sürgününde donanlar. Donan. Evet. Yaprak hastalığımız var mı efendim? Burada yok. Burada yaprak hastalığı yok. Atılan yerlerde yaprak hastalıkları yok. Yaprak hastalığı hiçbir yok. Hiçbir şekilde yok halde. Peki Abdullah Beyciğim çok teşekkür ederim. İşinizden gücünüzden ayrı bir zaman geldiniz, ayırdınız. 23 dekar ceviz bahçeniz var. Bu anlamda çok teşekkür ederim. Bahçenizi gezdirdiniz. Dostlarınıza tavsiye ediyor musunuz? Dostlarıma tavsiye ediyorum tabii ki. Yani bu bir şeyleri gözleriyle görsünler. Hiç tavsiye gelip ettiniz mi? Burada baktıkları zaman. Şu gözlerinizi göz diyorsunuz da sizi nasıl görecekler? Ben onu söylüyorum. ya. Abdullah Beyciğim evet. Şimdi ileri derecede miyop olduğumuz için ister istemez. Haklısınız. Ben sadece insanlar sizi tanısın görsün diye şey yapıyorum. Siz kimsiniz? Yani bu anlamda evet, insanlar birbirine çok benziyor bazen. Evet. Bunu şunu net söyleyeyim. Evet. Üç bahçeyi gördükleri zaman bir ay önce atılan, bir ay sonra atılan ve atılmayanı ayrı ayrı kademe kademe görüyorsunuz yani. Buna hiçbir şey demeye gerek yok. Adama bunu izah etmeye gerek yok. Evet. Ambara saklamadık bunu açıkta. Açıkta evet. Evet Çorum Alaca'ya değil de Çorum merkeze bağlı. Alaca'ya yakınız. Şuralara bir buradan hiçbir şey gözükmüyor. Genelde ceviz bölgesi dağların arasında olduğu için. Yani burada böyle işte böyle dağların arasında bir yerdeyiz. Köyden uzakta yerleşim evet. yerlerinden. Köyümüzün adı neydi bir daha efendim? Zor söyleyin de. Çorum Göcen Ovacığı Köyü. Evet. 1280 rakımdayız. Rakımdayız anda. Evet. Meşe Ormanı'nın da içi tamam. Çorum merkezinde 40 kilometredeyiz. 43 kilometre. 43 kilometredeyiz evet. Bakın ormanlarımız da sararıyor yavaş yavaş. Orada da görüyorsunuz. Meşe sarı. Ormanının içinde. Ormandaki meşeler bile sarardı. Sarardı. Ceviz ağaçlarımız yeşil yeşil. Yani. Yeşil yeşil çoğu duruyor halde ama yeşil ama kendisi odun. Bu çok önemli. Bu çok önemli. Evet. Hoşçakalın. 4 Ekim 2016'dayız. Sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun.